Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin. Hoş buldum Metaniyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Süper Lig'de 6. hafta Cuma günü başlayacak biliyorsun. Başakşehir ile Rize Spor arasında oynanacak karşılaşmayla. Başakşehir son Beşiktaş'la oynadığı maçta bence bir hakem katliamına uğradı. Okan Buruk'un hataları var. Zaten sen o konuda fazlasıyla konuşmak istiyorsun ama ben hakeme de hani... Ya gerçekten Suat Arslanboğa Başakşehir'i yaktı bence. Ben öyle düşünüyorum. Taktısın pozisyonu %100 kırmızı kartı. Vara gitmeyerek ilk yarıyı bitirdi bilerek hemen ki başıma bir iş almayayım diye. Daha 5. haftadan lig karıştı biliyorsun. Fikret Orman'ın bir istifa olayı var. Onu aynen. Beşiktaş'ta konuşacağız. Trabzonspor Beşiktaş maçında. Zaten şöyle bir şey var. Beşiktaş'ta biz sezon başından beri söylüyoruz. Abdullah Avcı olduğu sürece takımda sıkıntılar devam edecek. Dün de son pozisyonda hani ilk yarının sonunda Douglas'ın pozisyonu bence kırmızı karttı. Ya hakem gole giderek VAR'a gitmedi. Ama hani nasıl desem sana, hakem de Beşiktaş'ı kurtaramadı bence. Şöyle oldu. Beşiktaş'ın bazı pozisyonlarında aleyhine bir kararlar oldu. Taraftar büyük tepki gösterince maçı dizginlemek için kırmızı kartı es geçti. Aynen. Hatta Mahmut ilk yarı bittiği zaman hani VAR'a niye gitmiyorsun gibi işaret yaptı. Hakem de maç bitti. Hani süre doldu dedi. Yani Başakşehir'in hakkı yendi ama ben hiç ona takılmıyorum. Neden takılmıyorum dersen, Okan Buruk maç 1-0 iken eğer 3 tane oyuncuyu aynı anda oyuna alsaydı, en azından 2 tanesini alsaydı. Elia'yı diyorsun. Elia'yı, bir de Dembaba'yı bekliyorum ama Arda olursa bence topu tutardı en azından. Ben Dembaba'nın oyuna girmesini yanlış buluyorum. Çünkü şundan dolayı, ya zaten Dembaba ben Beşiktaş'a karşı oynayamıyor. Hani biliyorsun şey olarak bir bağı var sanki hani. Aynen, biraz kafa olarak. Hı-hı. Ondan dolayı. Elia konusunda haklısın ama Robinho kulübede yoktu bir de. Evet, ben ona şaşırdım. Alexic'e 90 dakika tahammül etti, onu da anlamadım. Alexic çok kötüydü ilk yarıda. Çok kötü oynadı. Bir de ben hakemin hatasını şöyle özetleyeyim izleyicilerimize. Bir pozisyonu 10 tane futbolcu aynı anda itiraz ediyorsa bir şey orada vardır. Bir haklılık payı vardır yani. Gerçekten Başakşehir hani nasıl desem sana doğrandı, ben öyle düşünüyorum ama Göksel Gümüşdağ da maçtan sonra çıkıp açıklama yapmadı. Ya açıklama yaptı ama çok böyle yumuşak bir açıklamaydı. O sert bildiğimiz açıklaması hani yoktu. Hani şu an geçen sene Galatasaray'a bildiri yayınlayan takımların başına gelenler zaten hani nasıl desem sana eken hani ne der, kötülük eden kötülük bulur diye bir laf vardır biliyorsun bizim ne ekersen onu biçersin. Aynen gibi. Hani ben tam söyleyemedim, özür diliyorum. Hani bu takımların hepsinin başına gelmeye başladı. Aynen. Fikret Orman istifa etti. Başakşehir'in durumu ortada. 5 maçta 5 puan. Hani ya Kayseri Spor, Erol Bedir de bu aktörlerden biriydi. Hı-hı. Kayseri Spor'un şu an durumu ortada. Kesinlikle. Hani kazanan yine Fatih Terim olacak gibi duruyor. Belki daha erken ama şu an o bildiriden tek hani karlı çık, hani daha doğrusu şöyle zarar görmeyen isim Ali Koç gibi gözüküyor. Fenerbahçe bu sezon Koç, için. Aynı. Ama Fenerbahçe de başarısız olursa bu sene, iki sezon üst üste başarısızlığı kaldırmaz Fenerbahçe kesinlikle. Camiası. Yeniden hani maça dönecek olursak, Başakşehir şimdi 6. haftada Rize Spor oynayacak. Önümüzdeki haftada Perşembe günü Gladbach'la bir Avrupa Kupası maçı var Başakşehir'in. O maçtan önce de önemli bir rakiple oynayacak. Rize Spor da son 2 haftada tam 5 puan kaybetti. 2 maçta kendi evindeydi. Hı-hı. Sen nasıl bir karşılaşma öngörüyorsun? Ben Başakşehir'in artık kazanacağını düşünüyorum. Yoksa Okan Buruk'un hani nasıl desem sana görevine son verileceğini düşünüyorum. Ya ben şöyle düşünüyorum, hani Muzaffer Hoca'da nasıl düşünmüştük? İşte bu Erzurum Spor için TFF mini maç arasında gönderilmesi lazım demiştik hiç bu maça çıkmadan. Aynen. Okan Buruk'un da bence Beşiktaş maçından sonra gönderilmesi lazımdı. Çünkü maç 1-0 iken 2 tane oyuncu alsaydı maç 2-0 3-0'a kesin giderdi. Yani maç gösteriyordu. Bize hatta bir pozisyon olmuştu biliyorsun. Kubrat Sen yani böyle çok lakaytça davrandı. İrfan Can Kahveci de aynı şekilde lakaytça davrandı. Hep pozisyonları harcadılar. Yani Başakşehir eğer dediğim gibi 2 oyuncu oyunu alsaydı 2-0 3-0 kazanırdı. Tam tersi olurdu. Bu sefer Abdullah Avcı giderdi. Fikret Orman bile istifa ederdi aynı anda. Yani ikisi birden takım başında olmayacaklardı. Şöyle bir şey var. Eğer Okan Buruk bu maçı kaybederse zaten gider. Beraberlik de kurtarmaz. Beraberlik bence. De kurtarmaz. Çünkü Gladbach maçı da olacak. Tabii. Gladbach maçına kalmadan gider. Öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Başakşehir'in galibiyetini bekliyorum. Ben Rize Spor kesinlikle gol bulur diyorum bu maçta. Başakşehir tarafına ben Başakşehir'e güvenmiyorum artık. Okan Buruk olduğu sürece güvenmeyeceğim. Çünkü ben, yani ilk 18'de büyük hatalar yapıyor. Robinho kadroya girmiyor. İlk 11'de de ayrıca Alexic 11'de başladı. Visca da geçen seneki halinde değil. Ya Visca bence Abdullah Avcı'dan sonra kendisini biraz kontak şey yaptı. Kontak kapattı gibi duruyor. Dün Abdullah Avcı'ya bir sarılışı vardı. Aynen. Özlemiş gibiydi. Kaysara da Abdullah Avcı'yı bayağı özlemiş gibiydi. Bayağı özlemiş maçın gibiydi. Ya hatta sana şöyle söyleyeyim. Başakşehirli oyuncular sanki Abdullah Avcı'yı üzmemek için. Aynen. Ya bilmiyorum hani ben. Çünkü ben şöyle bir şey komplo yaptım. Komplo teorisi gibi olmasın ama bana, hı-hı, garip geldi, bilmiyorum. Maçı izlerken bakıyorum Başakşehir'in o bildiğiniz paslaşması yoktu ya, bir garip oynuyordu. Aynen. Yani ben farkına vardım.
Hataları iyice hataları, bir bitirdi takım. Bir de şöyle bir şey var. Kayserispor'la Viska şöyle bir şey. Beşiktaş'ın transfer listesindeydi sezon başında ikisi de. Aynen. Belki onunla bir etkisi olabilir. Öyle düşünüyorum. Ya bu maç tam iki takımı da gol atacakmış gibi duruyor ama Başakşehir kazanması lazım. Yani %50-%50 görüyorum ben. Ben açıkçası Başakşehir'in ya kazanacağını düşünüyorum. Yoksa Okan Buruk'u göndereceklerini. Ayrıca takım içinde de birkaç kadro dışı kalabilir. Birkaç oyuncuya ben hani Göksel Gümüşdağ'ın direkt kadro dışı kalabileceğini düşünüyorum. Ya ben hücum hattında ya düşünüyorum. Ya ben onu. Şöyle söyleyeyim. Defanstan belki Kayser olabilir. Geçen seneyle kıyasladığım zamanla bazı oyuncularda çok büyük form düşüklüğü var. Klişe. İrfan Can gibi. Klişe zaten son demlerini oynuyor belli. Ya bu net gözüküyor. Ya City'den Başakşehir'e gelen bir oyuncu psikolojik olarak artık çökmüş oluyor. Tabii aynen katılıyorum. İrfan Can. Ben Mahmut'un performansını da pek beğenmiyorum açıkça Mahmut söyleyeyim. Mahmut dün sarı karttan sonra zaten yelkenleri aynen. indirdi. Hani zaten Başakşehir'de hep seninle şunu söylüyoruz. Çok gereksiz bir kalabalık var kadroda. Var. Hani bundan dolayı da birkaç oyuncunun gözünün yaşına bakılmayacağını düşünüyorum. Cumartesi günü oynanacak ilk karşılaşmaya geçelim. Hı-hı. Denizli Spor Kasımpaşa. İki takımın da ortak bir özelliği var. İki takım da ilk 5 haftada 5 gol buldu. Denizli Spor ligin ilk 3 haftasında çok iyi başladı ama son 2 haftada tam 5 puan kaybetti. Aynen kaybetti. Kasımpaşa ise ilk 5 haftada 5 puan topladı ve son maçını kazandı biliyorsun. 3-0 Antalya Spor'u yendi. 3-0 kazanarak bir moral buldu. Özür diliyorum 4 puanla başladı. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet. Hı-hı. Ama son alınan 3-0'lık Antalya Spor galibiyeti takıma büyük bir moral oldu biliyorsun. Hı-hı. Ben bu karşılaşmanın zor geçeceğini ama ev sahibi ekip Denizli Spor'un en azından bir puanla ayrılacağını düşünüyorum. Sağdan sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Ya Denizli Spor şimdi son maçta zaten biliyorsun Kayseri Spor'la 1-1 beraber kaldı. Direkt rakibi bence. Şöyle direkt rakip aslında. Hani bir alt ligden geldi. Ama kadro kalitesi olarak Kayseri Spor'dan aslında daha üstün. Tabii. Bir puanı kurtardılar. Biz orada zaten Kayseri Spor'un aslında kazanacağını düşünüyorduk. Hatta ben %70'e %30'luk bir oran vermiştim ama Hikmet Karaman yapmış olduğu hatalardan dolayı maç 1-1 bitti. Yani bu maçta da ben kesinlikle golü bir maç olacağını düşünüyorum. Kasımpaşa bence bu maçı kaybetmeyecektir. Yani Kasımpaşa o 3-0'lık galibiyetle beraber çıkışa geçeceğine inanıyorum. En azından bir 3-4 hafta. Bakalım ben de hani böyle bir korakor mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Son Antalya Spor karşılaşmasında Quaresma sakatlanıp oyundan evet, çıktı. Geçmiş olsun diye. Onun oynayıp oynayamayacağı da bu bilirsiniz. Karşılaşmada çok önemli. Hı hı. Ama güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Sen Kasımpaşa'ya biraz daha yakınsın. Evet ben Kasımpaşa'ya yakınım. Ben de ev sahibi Denizli Spor'a bakalım haftaya göreceğiz. İnşallah. Nasıl bir sonuç çıkacak. Değerlendireceğiz. Bir diğer karşılaşmada da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Alanya Spor, Sivas Spor. Ben iki takımdan da gol bekliyorum öncelikle. Sen yine KG varlardan mı diyorsun? Aynen. Ya şundan dolayı Alanya Spor biliyorsun 5 maçta 13 puanla mükemmel başladı. Kesinlikle. Ligin de en çok gol atan takımı şu an. 12 golü var. Aynen. Ayrıca da... Bazen takılıyoruz burada 11-12 diyoruz. 12'ye 11 Sivas diyor. Spor ise deplasmanlarda iyi başlayamadı biliyorsun. 1 puanı var 2 maçta. 3. deplasman maçına çıkıyor ama kendi evinde oynadığı çok iyi futbolda. Hem Trabzonspor hem Beşiktaş'ı yenerek büyük bir sükse yaptı. Hı-hı. Ayrıca Başakşehir'den de 1 puan aldı deplasmanda. Evet, büyük takımlara hep çelme taktı şu ana kadar. Hani zirve adayı takımlara. Sivas Spor'un zaten iyi bir kadrosu var. Alanya Spor'un da gayet iyi bir hücum hattı var. Bakasetas, Sisse... Jalma geçen maç kötüydü ama Fernandez. Sivas Spor'da da zaten Yatabare gibi, Emre Kılınç gibi oyuncular var. Fernando Andre var. Ben iki takımdan da gol bekliyorum. Senin düşüncen ne? Ya dünkü maçta biz Sivas Spor'un, yani ben daha doğrusu biraz daha yüksek oran vermiştim. Aynen. %70'e %30 kazanacağını söylemiştim. Çünkü Trabzonspor'un çok eksikleri vardı. Sivas Spor'da 1-0'dan iyi geri döndü. 2-1 yaptı ama 80'de kaçan bir penaltı vardı. O da bence büyük ihtimalle penaltıydı. Farklı açılardan biz izledik. Yani penaltı. Ya Sivasspor heyetinin çok ciddi itirazları oldu ama hani hakem VAR'a da gitti. Penaltı kararını verdi ama sonuçta nasıl desem sana penaltı kaçtı ve Sivasspor bir domuz golü bulunca bu bence çok ekstra bir moral oldu Sivasspor. Kesinlikle öyle oldu. Bir de Fernando Andre biliyorsun 38'de oyuna girdi. 41'de golünü attı. 3 dakika sonra gol attı. Isaac Kofi sakatlanınca onun yerine oyuna girdi. Geçmiş olsun dilerim onda tekrardan. Yani Sivasspor şu an çok iyi bir çıkış yakaladı bu iki tane büyük maç galibiyetiyle. Deplasmanda artık galip gelmeleri lazım. Zaten deplasman puanları çok önemli bu ligde. Ama Alanyaspor deplasmanda tabii çok zor. Çok zorlu bir deplasman. Ama biz şeye baktığımız zaman, otoritelerin vermiş olduğu istatistiklere baktığımız zaman maç biraz dengede gibi gözüküyor. Alanyaspor çok az öne çıkıyor. Ben bu maçta gollü bir maç bekliyorum. Ama galibiyet açısından hiçbir şey diyemiyorum. Yani %50-%50 diyorum şu an. Ben iki takımın da kesin gol bulacağını ben düşünüyorum. De düşünüyorum. Çok garip olur yani biri gol atamazsa. Aynen. Çünkü iki takım da çok rahat sonuca kesinlikle gidebiliyor. Cumartesi akşamı da son olarak Galatasaray-Fenerbahçe maçı var.
Ama biz bu karşılaşmayı dev derbiyi bu yayınımızda değerlendirmeyeceğiz. Hayır, derbi özel yayınımızda ayrı bir videoyla orada konuşacağız. O yüzden pazar günü oynanacak karşılaşmalara geçelim, seninle hemen. Konya Spor, Kayseri Spor mücadelesi var. Biz bunu zaten programdan önce de seninle aramızda konuştuk. Bu maç bence Hikmet Karaman'ın son şansı. Sen de öyle düşünüyorsun. Ben de düşünüyorum, evet. Bir puan alırsa sence kalabilir mi takımın başında bu maçtan sonra Hikmet Karaman? Çok zor. Kaybedilirse zaten direkt gideceğini düşünüyorum. Konya Spor'un da geçen hafta çok kötü bir Göztepe maçı performansı vardı. Aykut Kocaman utanç duyuyorum, özür diliyorum dedi biliyorsun taraftardan. Ben bu maça özel olarak takımını hazırlayacağını düşünüyorum Aykut Kocaman'ın ve Konya Spor'dan galibiyet bekliyorum. Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Ya Kayseri Spor geçen hafta kazanır dedik ama 1-0'dan maç 1-1 bitti. Hikmet Karaman yine hatası oldu. 5 maçta 6 gol atıp 8 gol yediler. Bence gol yollarında bir sıkıntısı yok. Ama defansa tam tersi. Evet. 8 gol yiyorlar. Yediler daha doğrusu. Yani bu hafta maçı kazanmaları bence çok zor. Zaten seninle aramızda konuşmamızı da ben söylemiştim. Hikmet Karaman'ın son şansı. Eğer kazanamazsa büyük ihtimalle Hikmet Karaman'la yola ayrılacak. Berabere biterse de kurtarmaz diyorum. Çünkü zaten şu an 3 puanı var. 17. sırada. Bir puan alsa zaten 4 puan yapacak. Üstündeki takım zaten 4 puan, 5 puan. Otomatikman aynı yerde kalacak. Hatta alta düşme şansı berabere var. Berabere biterse bir ihtimal Hikmet Karaman'ın kurtarabileceğini bir müddet. Ben hiç düşünmüyorum. Ama kaybedilirse hani başkan Erol Bedir'in Hikmet Karaman'la yolları ayıracağını yani düşünüyorum. Yani tek şey şu var. Maç deplasmanda olması. Belki bir puanı orada kurtarabilir tabii ama. Tabii o yüzden diyorum özellikle. İçeride olsa kurtarmaz. Ama ben hiç zannetmiyorum. Çünkü Kayserispor'un geçen sezon yaşamış olduğu sıkıntıyı çok iyi biliyoruz. Aynen. Tamam Hikmet Karaman kurtardı bu takım ama sezona başlatan, transferleri yapan da o. O yüzden Konyaspor kazanırsa veya berabere kalırsa maç, yani berabere biterse Hikmet Karaman'la yollar ayrılır. Ben maçın kısır geçeceğini düşünüyorum. Yani bu maç %51'e %49 Konyaspor bir adım önde görüyorum. Ben de Konyaspor'u bir adım önde görüyorum. Kayserispor Çeri gibi, Deniz Türüç gibi aynen, çok önemli silahlarını Kreves sakat zaten. Kaybetti biliyorsun ve onların yerini de dolduramadı. Çok arıyor onları. Yani bu maç bence Hikmet Karaman'ın kaybederse eğer son maçı olabilir. Ben çok net öyle gözüküyor. Pazar gününün bir diğer karşılaşmasında da Antalya Spor'la Yeni Malatya Spor Antalya'da karşılaşacaklar. Ben Yeni Malatya Spor'un son 2 haftada 4 puan toplayan Malatya Spor'un en kötü ihtimal 1 puanla bu deplasmandan ayrılacağını düşünüyorum. Bifuma ile Gökhan Tören'in durumları belirsiz şu an biliyorsun. Fofana son maçta son yarım saat oyuna girdi Galatasaray maçında. Gayet de etkili oynadı. Şener'in tarafını bayağı bir felç etti resmen girdikten sonra. Eğer Bifuma oynarsa bu maçta sakatlıktan dönebilirse ben Malatyaspor kazanabilir diye bile düşünüyorum. Hatta o Ankara Gücü maçındaki gibi. 4-0 patlama bekliyorsun yani. O kadar farklı değil ama tabii. Hani sahadan 3 puanla ayrılır anlamında diyorum. Antalyaspor için hep söylediğim bir şey var. Bence kadrosu yetersiz. Yetersiz. Şehrin bir diğer takımı Alanyaspor'un ne kadar iyi bir kadrosu varsa Antalyaspor'un ise maalesef kadrosu Süper Lig için yetersiz kalıyor. Ben Malatyaspor'un en kötü 1 puan ama 3 puanla da ayrılırsa şaşırmam bu maçtan. Ya Antalyaspor'un durumu çok kötü. Alanya'nın iyi dedin. O da şundan dolayı. Alanya daha yeni çıktı lig. Yani çok fazla bir süre olmadı Antalyaspor gibi. Ama bak orada ben sözünü kesiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Antalyaspor çok yanlış oyuncularla. Samir Nasri gibi, Jeremy Menez i̇şte gibi. İşte onu diyeceğim, ona değineceğim aynen, zaten. Aynen, Eto gibi. Hı-hı. Ya Eto gene biraz katkı verdi de sırf kendi reklamını yapmak için o zaman ona Ali Şafak Öztürk. Hı-hı. Takımı batırdı. Şu an kadroda bence Nazım Sangare'yi biraz ayıracağım. Atıf ayırabilirsin biraz. Aynen. Diego Angelo belki diyeceğim ama çok ağırlaştı. Çok yaşlandı. Eski Eskişehir Spor'daki falan halinde eser yok. Hı-hı. Hani sen oradan devam et istersen. Kadro yetersiz. Şimdi şöyle, kadro yetersiz. Bir de takımın başına gelen başkanların yapmış olduğu hatalardan dolayı Antalya Spor bütçe olarak çok aşağı düştü. Tabii. Alanya Spor'da çok iyi yönetiliyor biliyorsun. Başkan Hasan Çavuşoğlu Hasan çok Çavuşoğlu. İyi yönetiyor takımı. Bunun etkisi var. Yani Malatya Spor'da da şu an çok büyük eksikler var. Dediğim gibi Fofana eğer hazır olursa, bir de Gökhan Töre var ayrıca, onu da söyleyelim. Bifuma ve Gökhan Töre'nin durumları belirsiz. Fofana ama bence 11'de çıkabilir. Fofana oynar zaten. 30 dakikada oynadı 30 dakika zaten. Oynadı. Aynen. Bir ihtimalle yedek başlayabilir. Ben öyle düşünüyorum. Eğer Gökhan Töre iyileşirse büyük ihtimalle yedek oynar. Yani yedek başlar. Bifuma 11'e Bifuma daha yakın. 11'e daha yakın gibi duruyor. Ben öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Maça gelecek olursam da ben Antalyaspor'un yani şansının çok zor olduğunu düşünüyorum. De şöyle bir şey var. Antalyaspor kaybederse Bülent Korkmaz gönderilir ama Bülent Korkmaz'a yazık olacak. Ben de öyle elinde düşünüyorum. Elinde malzeme yok. Kesinlikle. Ama taraftar tepki gösterecek artık. Belki taraftarın tepkisi nasıl bilmiyoruz. Buradan Antalyaspor taraftarına da seslenelim. Aynen. Hani nasıl görüyorlar Bülent Korkmaz'ı? İşte yönetimin hatası var mı? Veya Bülent Korkmaz'ın bir hatası var mı bu transferlerde? Onunla ilgili de bize
görüşlerini belirtirlerse iyi olur. Yorumlarını ve görüşlerini rica ediyoruz Antalya Spor taraftarlarından. Ben Malatya Spor'un en kötü ihtimal 1 puanla ayrılacağını ama 3 puan alırsa da şaşırmam. Sen nasıl bir sonuç bekliyorsun? Ben de öyle düşünüyorum. Ben %55-%45 Malatya yönde görüyorum. Ayrıca gollü bir maç bekliyorum. Bana da öyle mantıklı geliyor. Zaten Malatya Spor'un maçları genelde golle geçmeye daha aday. Antalya Spor'da maç başına yaklaşık 1.8 gol ortalamasıyla oynuyor. Yani gol yiyor. Aynen. Hani 2'ye yakın. 2'ye yakın. Ki zaten savunmasına da sıkıntılar olan bir takım Antalya Spor. Sen gollü bir maç ama Malatya Spor'a daha yakın bir maç izleyeceğiz gibi duruyor. Ben de öyle düşünüyorum. Pazar gününün belki de haftanın en önemli karşılaşmaların Ankara birinde derbisi. Ankara Gücü Gençler Birliği uzun bir aranın ardından sonra oynanacak bu maç Süper Lig'de biliyorsun bu derbi. Ankara Gücü en son 2011-2012 sezonunda Süper Lig'deydi biliyorsun. Evet, ve tam 7-8 yıl oldu. Çok kötü bir sezondu onlar için çünkü maddi açıdan çok zor günler geçiriyordu Ankara Gücü. Hatta bir Sivas Spor deplasmanı vardır hatırlarsın. O oyuncular karlı havada oynanan maçta ikinci yarıya formalarını değiştiremeden çıkmışlar. Evet, o aynı kadar vahimdi durumlar. Aynen. Gençler Birliği ise bir sezonluk aranın ardından Süper Lig'e geri döndü biliyorsun ve aynen. Tam 7 yıl sonra bu derbi oynanacak. 7-8 yıl sonra bu büyük derbi. Şimdi Ankara Gücü'nün zaten kadrosunda önemli sıkıntılar var. Gençler Birliği ise 5 maçta sadece 2 puan topladı ve sonuncu. Ayrıca da İbrahim Üzülmez sesleri var şu an medyada, basında. Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Ben hani sonuç açısından, hangi takım alır açısından pek kestiremiyorum bu maçı. Bir tahminim yok. Burada topu direkt sana atacağım. Neler diyorsun? Gençler Birliği 2 puan topladı. 2 puan da büyük takımlar. Evet. Birisi Trabzonspor. Biri de bu sezonun flash takımı Alanyaspor. 2 maçta da zaten ben Gençler Birliği'nin puan alacağını söylemiştim. Son maçta zaten biliyorsun 1-0 öne geçtiler ama koruyamadılar. Mustafa Kaplan'ın çok büyük hatası var ilk 11'de. Bir de oyuncu değişikliklerinde de hata yaptı zaten. Çıkan oyuncular çok yanlıştı. Son Alanya maçında Mustafa Kaplan'ın değişiklikleri beraberliğe yaktı. Gelmesine neden kesinlikle oldu. Yaktı. Bir de Sesayong dışında bir tane yaratıcı oyuncu da yok. Bakıyorum ben kadroya. Hani Bogdan Stanku var. Ama Stanku çok yaşlandı. Yani belli bir zamana kadar oynayabilir bir artık. Bir de ona top getirmen lazım. Top kendi başına lazım. Yaratabilen bir oyuncu değil. Kesinlikle. Penaltı kendisi yarattı mesela. Aynen. Orada top geldi yarattı. Tabii. Şimdi top gelmiyor. Sesayong dışında top getiren yani isim yok. Seyir şu an sürekli yedek. İşte Ayet'e yedek başlıyor. Onun dışında başka bir oyuncusu yok zaten. CEO'yu da hiç kullanamıyorlar. Ya CEO da çok şey... Giovanni CEO hiç kullanılamadı. Kullanıma değil hayal de... kırıklığı yaşıyorum kendisi şu an. Şey böyle biraz vurdum duymaz gibi. 15 gol bekliyordum ben ondan, 10-15 arası. Şu an gerçekten beni hayal kırıklığına uğrattı. Seni hayal kırıklığına uğrattı şundan ama... Şundan dolayı... Şöyle bir şey var. Bazel'deki formundan çok uzak. Çok fuleli bir oyuncu çünkü ve bizim biliyorsun Türkiye Ligi'nde böyle siyahi oyuncular... Anadolu takımlarında çok iş yapabilir tarzı oyuncular olur ama... Bilmiyorum ya, ben Mustafa Kaplan'ın eldeki kadroyu da hiç kullanabildiğine inanmıyorum. Zaten Gençler Birliği ile ilgili ben hep şuna dem vuruyorum biliyorsun. Zaten taraftar desteği olan bir takım değil. Pek taraftarı yok. Maçları genelde boş tribünlere oynanıyor maalesef. Hani Mustafa Kaplan'ın hep en iyi kadroyu çıkarması lazım. Çünkü tribün de takımı ateşleyemiyor. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var. Hani Gençler Birliği tamam elinde bir malzemem belliyse... O malzemeyle bari maça çık. Tabii. Hani Ayet'i transfer ettin. Ayet şu an bence takımın en iyi oyuncularından birisi. Ben öyle düşünüyorum. Hem Sesanyan olsun hem Ayet olsun. Ayrıca Suyu da koyabiliriz buraya. Yani ben bu maçta iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Yani Gençler Birliği tamam hücumda biraz sıkıntı çekiyor. Gerçi maç başına bir golle oynuyorlar ama yine de sıkıntı yok. İki gol yiyorlar bile. İki yiyorlar ayrıca. Ankara Gücü de gol bulabiliyor bu kadar kısıtlı kadrosuna rağmen. Kadıköy'de bile gol buldu. Kadıköy'de gol buldu. Kadıköy'de gol bulmayı bırak. Maç 2-2 bitecek daha az daha. Düşün. Yani ben bu maçı iki takımda bırakacağını düşünüyorum kısacası. Ya ben de seninle aslında hani bu görüşüne katılıyorum. Şundan biraz dolayı. Biraz çekimceye de kalıyorsun. Şundan dolayı hani ya bu maçla ilgili şundan dolayı bir tam net bir fikir oluşturamıyorum kendime. Ya hani Ankara Gücü'nün zaten kadrosu çok kısıtlı maalesef. Ya böyle köklü bir camia. Her maçını Süper Lig'de neredeyse dolu tribünlere oynayan bir takıma bu kadro yakışmıyor. Yakışmıyor ama tahta kapalı zaten, her zaman söylüyoruz. Ya ben Ankara Gücü yönetimine bunu hep söylüyorum programlarımızda. Ya bu tahtayı açamıyorsanız, 35-40 trilyonu bulamıyorsanız zaten... Trilyon değil, milyon TL. Milyon, özür diliyorum yeni parayla. Senle ben gidelim yönetelim ya da Ankara Gücü taraftarları da yönetebilir takımı. Oraya gelen yönetimin görevi bu takıma o maddi kaynağı sağlamak. Kesinlikle. Çünkü başkanlar kendi reklamlarını yapmayı çok iyi biliyorlar. Ama hani Ankara Gücü'nün üstünden resmen prim yapıyorlar, ben öyle düşünüyorum. Gençler Birliği'nde de aslında maddi açıdan çok rahat bir kulüp biliyorsun. İlhan Cavcav'dan... Rahmetli Başkan İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav batırdı ama takım, öyle söyleyeyim. Yani öyle ama gerçekten şey maalesef öyle yani. Taraftarlar da biz aynı görüşte. Sen biliyorsun hatta Gençler Birliği o kadar hani garip trajedi bir durum oldu ki
Rahmetli Başkan İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Süper Lig'den küme düştü. Ya niye gülüyoruz? Ve tarihin de ilk defa küme düştü biliyorsun gençler biliyor o sezon. Niye gülüyoruz? Taraftarlar çok büyük tepki gösteriyor çünkü başkanın oğluna, rahmetli başkanın oğluna. Ya ben trajediden dolayı gülüyorum. Aynen yani. Bir de şöyle bir şey var yani senin elinde bir teknik direktör var. Bu teknik direktörün iş yapmayacağı zaten sezon başından belli. Kesinlikle. İlk iki haftada belli. Yani sen 5. 6. haftaya kadar bunu tutmanın anlamı yok. Gönder. Ben de anlamıyorum. Eski hocan İbrahim Üzümez'i takım başına getir. Bu kadroyla ben sana söyleyeyim. Şu an 2 puandalar mesela. Geçen hafta mesela İbrahim Üzümez kadroda olsaydı. Yani takım başında olsaydı. Kesinlikle 3 puanla ayrılırdı İbrahim Üzümez. Ya ben de şöyle düşünüyorum. Aynı senin gibi. Zaten İbrahim Üzümez geçen sene bu takımda lige çıktı. Aynen. Biliyorsun sen de. Hocayı gönderiyorsun ama 5. haftadan sonra İbrahim Üzülmez'in adı geçmeye başlıyor. O zaman sezon başında oturun konuşun. Belli bir şeyle anlaşın. Kadroyu şöyle yapacağız, hedef böyle yapacağız. Bir hedef koyun. Aynen. Şey çünkü Gençler Birliği maddi açıdan ligin en rahat. Biliyorsun Türkiye'nin borcu olmayan aslında kulübünden biri. Sürekli ihracat yapıyor. Futbolcu evet. İhracatı biliyorsun. Hani bu sene bile Mert Çetin'i daha geçen sene TFF 1. Lig'de oynayan bir oyuncu. 2,5 milyon euroya. 2,5-3 milyon euroya yaklaşık. Hani ben onu anlamıyorum. O yüzden hani benim bu maçta pek bir görüşüm yok. Hı-hı. Bakalım hani yaşayıp göreceğiz. Ne olacak senin her zamanki lafı. Aynen öyle. Yaşayacağız göreceğiz. Haftanın en önemli ikinci maçı bence. Ya isim olarak şöyle. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tabii ki de biliyorsun. Hı-hı. Türkiye'nin en büyük derbisi. Evet. O yüzden onu ayrı konuşuyoruz. Aynen. Onu belirtelim tekrardan. Ama Trabzonspor Beşiktaş maçı da çok önemli bir maç. Kesinlikle önemli maç. Ve son yaşanan gelişmelerden sonra bu maçın önemi bence 1000 kat daha da arttı. Kesinlikle arttı. Sezon başında çok büyük beklentilerimizin olduğu Trabzonspor hayal kırıklığı yarattı. 5 maçta 6 puan. Ya yaratmadı aslında. Bir beraberlik. Şöyle bir şey tamam, var. Sen hani Staric konusunda falan haklı çıktın zaten. Hı-hı. Ama hani ben şöyle düşünüyorum. Geçen sene çok güzel kolej havası vardı takımda biliyorsun. Genç oyuncular. Sosa takımın abisi gibiydi. Vakeme de ona destek oluyordu bazı konularda. Rodayega gibi bir forvet vardı. Ligi çok iyi bilen. Kesinlikle. O gönderme zaten çok büyük hata. Aynen. Hani kapalı kutu. Maalesef Sörlot geldi kapalı kutuydu. İlk başta bir ağzımıza bir parmak bal çaldı ama Ekuban sakatlandıktan sonra. Ben zaten sana demiştim. Piyasada büyük maçların oyuncusu değil. Ayrıca Ünal Karaman'ın da hataları çok fazla. Mesela son iki maçta Hüseyin Türkmen'i neden kesiyor anlamıyorum. Beşiktaş'a baktığımız zaman da Trabzonspor'a göre çok bir fark yok. Yok, daha da kötü bence. Sezon başında dediklerimiz 1-1 çıktı şu ana kadar. Sen Abdullah Avcı'ya 10 hafta vermiştin. Sezon sonuna kadar kalır demiştin. Hı-hı. Ay sezon sonunu göremez demiştim. Ama bu gidişte senin dediğin çıkacak gibi. Çıkacak ya, dün maçı kaybetseydi zaten çıkacaktı direkt. Ve Fikret Orman'ın da istifası çıktı biliyorsun. Hani istifa etti. Dayanamıyorum dedi eleştirilere, yediğim küfürlere falan. Ben bu maçta Trabzonspor'u bir adım önde görüyorum. Hı hı. Şundan dolayı ev sahibi olma avantajı. Ayrıca da Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın da istifasıyla beraber bence Abdullah Avcı'nın da artık gidiş yolu iyice açıldı. Hı hı. Ya şu an takım başsız gibi. Başta kimse yok. Kimse yok, hayır. Trabzonspor'un Beşiktaş'ın bu kötü durumunu iyice değerlendirip kazanma ihtimali ben çok yüksek görüyorum bu karşılaşmada. Ayrıca Beşiktaş'ta bu karşılaşmada Elneny oynayamayacak biliyorsun. 3 maç ceza aldı. Vitor Ruiz de yok yine. Sakatlığından dolayı. Evet, sakatlığından dolayı. Bu Başakşehir bu eksikleri değerlendiremedi dün ama. Adem Dağ hiç de yok ayrıca. Aynen, o da 5. maçında 4. sarı kartını gördü. Adem Dağ hiç biliyorsun zaten bu maçta oynamayacak. Çok kendisine top geliyor. Top geldiği için de sürekli bir hani rakipte münakaşaya giriyor. Hareket halinde. Hareket halinde ama dünkü sarı kartı hakeme itti biliyorsun. Hakem kendisine çarptı. O da sinirlenince hakemi itti. Sence orada kırmızı çıkabilir miydi? Yok, bence sarı kart doğruydu. Yani kırmızı kartta bir pozisyon yoktu ki. Onun da onu hareket yapmasını hakem sağladı aslında. Çünkü hakem kendi üstüne gidince karnına bir müdahalesi oldu biliyorsun. Karnını tuttu. Evet. Karnı biraz acıyınca o acıyla birlikte hakem itti. Sarı kart gördü. Yani Laiç'i ben zaten biliyorsun fiziksel olarak hiç beğenmiyorum. Yani çok yoruluyor. 60. dakika geldiği zaman oyundan düşüyor ki zaten takımda oyuncu yok. Ya bakıyorsun Okan girmişti ismi şu an hatırlamadım. Bir oyuncu girdi genç Beşiktaş'ta. Yani o girdiği yerde Adem Bey ne yapsın artık? Ya ben şöyle düşünüyorum. Hani Beşiktaş'ta gerçekten tane, adam yok. İki tane kötü takımın maçı olacak şu an maalesef. Hani bu böyle büyük kulüplerin bu yani şu anki hal çok üzücü. Ben Trabzon kötü değil de şöyle söyleyeyim mesela. Trabzonspor'un eksikleri var evet. Ekuban, Abdülkadir Ömür. Ama Trabzonspor sanki eksiklere biraz daha alıştı Beşiktaş'a göre oynamaya. Şöyle bir şey var. Trabzonspor'un hücumu biraz daha şu an Beşiktaş'a göre daha dengeli. Ünal Karaman'ın Sivas Spor maçında sahanın en iyisi olan Avdiye'yi neden çıkardığını da hala anlamadım 60. dakikada. Bilmiyorum, ben Trabzonspor'u daha yakın görüyorum. Zaten eğer bu maçta hangi takım kaybederse o hocası takımın hocasının başına
bir şey gelecek. Yani, evet öyle gözüküyor. Bir de senin başka söylemek isteyeceğin maç ben bir şey golü bir maç bekliyorum. İki takım da kesinlikle zaten Beşiktaş'ın defansını söylememize gerek yok. Ayrıca ben şuna da vurgu yapayım. Dünkü Başakşehir maçında Beşiktaş üçlü savunma oynadı. Sol tarafta Necip, ortada Gökhan Gönül, sağda Douglas oynadı. Önlerinde Caner oynadı. Yani Caner sol bek olarak değil biraz ön libero gibi oynadı. Caner'e de ben tebrik ediyorum gerçekten. Çok iyi futbol sergiledi. Yani bütün topları o getirdi zaten. Caner ve Gökhan zaten Gökhan'ın sezon başından beri en iyi oyuncuları Beşiktaş'ın. Kesinlikle. Douglas'ı zaten söylememize gerek yok. Beşiktaş taraftarının büyük tepkisi oldu. Oyundan çıktı. Onun için de demiştik biliyorsun. Zaten Beşiktaş'ta Sivasspor'dan performansını biliyoruz. Savunması çok zayıf bir bek. Dün de bunu gördük. Gulbrandsen'i sürekli kaçırdı. Kaçırdı aynen. Ben golü bir maç bekliyorum ama galibiyet tarafında Trabzonspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ben de Trabzonspor'a biraz daha yakınım. Son olarak da pazartesi günü Gazişehir Gaziantep Göztepe maçı var. Geçen hafta biz Göztepe Konya maçında Konyaspor kazanır deyince daha doğrusu puana yakın görüyoruz deyince Göztepe taraftarlarından tepki aldık biliyorsun. Göztepe'de kazanınca işte kapak oldu falan gibi mesajlar aldık. Göztepe'yi öncelikle tebrik ederiz. Aynen öyle oldu. Taraftarların büyük tepkisi oldu bize. İşte kapak oldu gibi. Daha doğrusu Facebook sayfasında oldu. Kanalımızda olmadı. Göztepe'yi tekrardan tebrik ediyoruz. 1-0 kazandılar. Bence önemli bir galibiyetti ama kesinlikle. Tamer Turun'un bence ömrü fazla uzun değil. Ben öyle ben de öyle düşünüyorum. Senin gibi. Hani ve ben bu karşılaşmada Gazişehir Gaziantep'in kazanacağını düşünüyorum. Ben kesinlikle kaybetmeyeceklerdir. Öyle düşünüyorum. Hani istatistiklere baktığımız zaman da maç biraz şey gibi gözüküyor. Yakın gibi gözüküyor birbirine iki takım. Ama Gazişehir'in kadrosu şu an zaten iyi. Onun dışında performansı zaten iyi. Onu söylememize hiç gerek yok. Yani 3. sırada. Ya Gazişehir Fenerbahçe'yi ilk maçta kaybettikten sonra son 4 maçta 10 puan topladı. Rize Spor'u deplasmanda yendi geçen hafta. 10 gol atıp 10 gol idi. Çok ilginç bir istatistik var. Ama 15 gol Fener maçında evet, olduğu için zaten. Aslında o biraz suni bence. Kesinlikle. İlk bir de şöyle Sumudika doğruları buldu. Ben öyle düşünüyorum. Güray ben Göztepe'nin oynadığı futbolu hiç beğenmiyorum. Tamer Tuna'nın da ömrünü uzun görmüyorum senin gibi. Ben Gazişehir Gaziantep'in bu maçı kazanacağını ve 13 puan yapacağını düşünüyorum. Bilmiyorum ben Göztepe'nin hala forvetsiz oynadığını düşünüyorum. Jerome'u da beğenmiyorum. Mossoro gibi çok önemli bir oyuncu aldılar ama Mossoro topu kime atacak? Ne Eren Derdi yok ne Jerome bence bu takımın forveti değiller. Ben Gazişehir Gaziantep'ten bir galibiyet daha bekliyorum. Son 4 maçta 10 puan alan Gazişehir bir galibiyet daha alacak bence. Sumudika o formunu sürdürecek. Ben de en azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ama galibiyete yakın olan taraf tabii ki Gaziantep Gazişehir. Kayode oynamayacak ama geçen hafta Muhammed Demir gayet iyi oynadı Rize maçında. O moralle Muhammed yine iş yapabilir. Ben de zaten Göztepe'nin savunması sıkıntılı. Alpaslan'ı stoperde oynatıyor şu an Tamer Tuna. Mecbur atıyor. Wallace çünkü sakattı. Daha yeni döndü. Geçen hafta sonradan oyuna girdi. Sıkıntılı da bir savunma hattı var Göztepe'nin. Ben Gaziantep'in kendi evinde 3 puana yakın olduğunu ben de kaybetmeyeceğini düşünüyorum en azından. Senin son olarak eklemek isteyeceğin bir şey var mı? Artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Ben bütün takım taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bize vermiş oldukları desteklerden dolayı. Bu hafta derbi maçını zaten ayrı konuşacağız. Diğer bütün takımlara ben başarılar diliyorum. İnşallah kazası belası bir hafta olur. İnşallah güzel bir hafta olur. Hakemlerin konuşulmadı. Sadece İnşallah. Sağ içini konuşuruz. Çünkü sezon başından beri sürekli sağ dışını konuşuyoruz biliyorsun. İnşallah sağ içinde kalırız. İnşallah. Öyle söyleyeyim. Ben tüm kulüp taraftarlarına bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum kanalımız adına. Tüm izleyicilerimizden yüklediğimiz videoların altına bol bol yorum, görüş bekliyorum. Ayrıca videolarımıza bol bol beğeni bekliyorum. Kanalımıza abone olup bize destek olmanızı rica ediyorum sizden. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler.